Anadolu ekranlarından bir kez daha merhabalar sevgili izleyenler. Gündem Özel'le canlı yayında yeniden sizlerle birlikteyiz ve bu akşam da stüdyomuzda iki konuğumuzu ağırlıyoruz sevgili izleyenler. İyi Parti Şanlıurfa İl Başkanı Sayın Mehmet Fedai Çakmaklı bizlerle birlikte olacak ve hemen de onun yanında İyi Parti Halilliye Belediye Başkan Adayı Sayın Mustafa Reşat da bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Ve Şanlıurfa siyasetinde son dakika diyebileceğimiz bir gelişme var aslında. Sayın İl Başkanıma ben bu soruyu yönelteceğim ilk öncelikle. Az önce söylemiş olduğum gibi son dakika diyebileceğimiz bir gelişme. Nedir o? İyi Parti Karaköprü Belediye Başkan Adayı Sayın Yunus Çoban, Saadet Partisi adayı Sayın Esum Saatçi hanımefendiye destek amaçlı adaylıktan çekildi. Bununla ilgili ilk açıklamayı bizlere yapın istedim. Ben tabii buradan bizi izleyen değerli Şanlıurfa ve tüm izleyicilere hayırlı akşamlarımı diliyorum. Dediğiniz gibi son dakika gelişmesi ama biz bunu bekliyorduk. Neden bekliyorduk? Çünkü daha önce de bizim Karaköprü ilçe teşkilatımız biliyorsunuz istifa etti geçen hafta. Bu istifa ile ilgili biz il teşkilatımızla birlikte, Yunus Bey ile birlikte biz toplantı yaptık. İnanın bu toplantı neticesinde Yunus Bey'e ve diğer dava arkadaşlarıma yerel seçimde bu gibi hadiselerin yaşanabileceğini, biz bu hadiseleri daha önce de yaşamış olduğumuzu bazı örnekler vererek dile getirdik. Yunus kardeşimize de biz toplantının neticesinde dedik ki eğer böyle bir niyetin varsa bizi zor durumda bırakma. Yani ayın üçünden önce istifa etmiş olsaydı biz Yunus Bey'in yerine Karaköprü'de belediye başkan adayımızı gösterebilirdik. Ama kendisinin herhalde bir hesapları varmış. Kendisi bize söz vermesine rağmen ben hakikaten siyasetin dinin çirkin olmasını arzu etmiyorum. Çok ağır hitamda ve çok ağır bir şekilde bize söz verdi. O sözü de namus şeref olarak ben eğer bu davamdan geri dönersem bu saatten sonra kesinlikle beni affetmeyin. Namusum şerefim üzerinde söz veriyorum. Divandaki bütün arkadaşlarım da şahittir. Tabii neden istifa ettiğini bilemiyorum artık. Ne pazarlıklar oldu, ne kirli oyunlar oynandığını bilemiyorum. Buradan ben kamuoyuna duyurmak istiyorum. Biz il teşkilatı olarak geçen pazar seçim ofisinin açılışına 250 arabayla gittik. Bütün belediye başkan adaylarımıza gereken de İYİ Parti'nin gerçekten yükselen bir siyasi hareket olduğunu herkes fark etti. Bunu bazıları herhalde kendine pay biçmeye başladı. Kirli oyunlara, kirli pazarlıklara girmeye başladılar. Bu gelişmeler seçmeni nasıl etkiler peki? Yani şimdi siyasi partiler oluşturan insanlardır. Ben değerli kardeşlerime burada bunu ifade etmek istiyorum. Davasına inanan insanlar kişilere ve bazı insanların yapmış olduğu ve almış olduğu kararlardan dolayı davasından vazgeçmezler. Biz İYİ Parti olarak, il teşkilatı olarak ben Allah'ın izniyle Allah'a tevekkül edip Şanlıurfa için bir şeyler yapmak için elimden gelen mücadeleyi vereceğime söz verdim. Genel merkezimize de dava arkadaşlarıma da. Ben tek kalsam da bu bayrağı dalgalandıracağım. Hiç kimsenin buradan şüphesi olmasın. Biz hani yerelde biz daha önce de dedik satışlar olabilir, transferler olabilir. Ama biz bunların hiçbirine boyun eğmeyeceğiz. Karaköprü kazanacaktı, iyi olacaktı ama Yunus Çoban'ın ve diğer siyasi partinin transfer olmuş olduğu partinin kirli oyunlarına iyi Karaköprü kaybetti. Biz kaybetmedik ama tabii bizim il meclis üyelerimiz var. Biz yine orada seçime gireceğiz. Önümüzdeki süreçte belki de bir partiye veya bir adaya destek vereceğimizi biz de açıklayabiliriz. Olmasa da biz sadece kendi meclis üyelerimizle seçime gireceğiz. Ben buradan dava arkadaşlarıma bunu ifade etmek istiyorum. İl başkanı olarak ben bu göreve geldiğim günden bugüne dürüstçe siyaset yapmak en büyük arzum. Biz Urfa'da, Türkiye'de
insanlara siyasetin gerçekten dürüst ve seviyeli, çözüme odaklı siyaset yapılabileceğini göstermek için elimizden gelen çabayı göstereceğimize söz verdik. Tabii bunun yanında siyaseti bir rant kapısı olarak gören insanlar da var. Biz bunu yaşıyoruz. Yaşamaya da devam edeceğiz. İleride belki daha farklı partilerden veya kişilerden istifa haberleri alabiliriz. Ama bizim için önemli olan yol arkadaşımızın, Sami Dava arkadaşlarımızın inşallah zafere ulaşacak şekilde mücadelemizden hiçbir adım geri adım kalmadan devam etmektir. Evet. Ve dönelim İYİ Parti Aleliye Belediye Başkanı da Sayın Mustafa Reşat da Sayın da klasik bir sorudur. Öncelikle bizler sizleri tanıyoruz ama izleyenlerimiz için tekrar üstünden bir geçelim. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Tüm Şanlıurfa ve Halilye halkına sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Ben Mustafa Reşat Dağ. 1971 Şanlıurfa merkez doğumluyum. Evli ve iki çocuk babasıyım. Biz bundan 4 ay önce başkanımla, arkadaşlarımızla bir dava uğruna bir görev üstlendik. Biz yani size nasıl anlatayım? Çok doluyum. Söyleyecek o kadar çok şeyler var ki. Biz bir yola çıktık. İnandık. Bana bu görevi teklif ettikleri zaman ben çok duygulandım. Çok kutsal bir görev. Aynı zamanda vebali ağır bir görev. Ben yani bu yaştan sonra kimsenin vebaline giremem. Ama düşündüm, bir aileyi, en küçük devlet bir ailedir. Eğer ki bir insan bir aileyi idare edebiliyorsa bir devleti de idare edebilir. Geçmişte yaşadığım ticari ve siyasi tecrübelerimi göz önüne aldım. Dedim ki ben bu işi yaparım. Bismillah dedik, yola çıktık. Ben ve başkanım, genel başkanımız Meral Akşener hanımefendiyi ziyaret ettik. Bu arada şunu da söyleyeyim. Meral Akşener hanımefendi bana dedi ki, bana bir söz ver. Buyurun dedim. Dedi ki, ben bir anneyim. Tüm anneleri, bayanları ve özellikle çocukları düşünerek görevini yapacaksın. Ben de söz verdim. Yapacağım. Cenab-ı Allah'ın izniyle, halkımızın desteğiyle biz bu yola çıktık. İlk vaadimiz o zaman kadın ve çocuklara pozitif ayrımcılık yapacağız. Aynen. Şimdi ben halkın içinde büyüdüm. Ben Urfa'da herkes tanır. Ama neyimi tanır? Ben sözümün sahibi bir insanım. Dürüst bir insanım. Bakın, dürüst bir evlat sadakayı cariyedir. Ben babama layık olan bir insanım. Belki onu tırnağa etmem ama babama layık bir insanım. Şimdi biz mesela ben Urfa'da 2-3 yerde, 3 yerde yöneticilik yaptım. Emin olun ki cebime zerre kuruş para girmeden ben para harcadım. Bunu herkes biliyor, sorabilirsiniz. Eğer ki benim zaten farklı bir yapım olsa, geçmişimde sıkıntılar olsa, ben bugün ne sizin huzurunuza, ne Şanlıurfa halkının huzuruna, ne Halilye'nin huzuruna çıkabilirim. 1975'te biz Yenişehir'e taşındık. 2011 yılına kadar ben orada oturdum. Ben müsait bir insanım ve meraklı bir insanım. Ben şehrimizin bütün sorunlarını biliyorum. Şimdi bana diyeceksiniz ki projeleriniz. Şimdi ben size diyebilirim. Benim 300, 500, 700 tane projem var. Doğru mu? Benim öyle bir projem yok. Benim can alıcı projelerim var. Halkımızın acilen ihtiyaçlarını karşılayabilecek projelerim var. Biz bugüne kadar bize vaat edenleri de gördük. Çıktılar bize, yazdılar, çizdiler, yazdılar, çizdiler. Ama gerçekleştiremediler. Ben hayatım boyunca hiçbir zaman
yapamayacağım bir şeye söz vermedim. Vermem de. Ya evetleri ya hayırdır. Şimdi biz nereden başlayayım? Mesela bir şehrin en büyük gelir kaynağı ne olabilir? Turizmdir. Turizmin tamamı gelirdir. Şanlıurfa'dan bahsediyoruz. Evet. Şanlıurfa'dan. Şimdi Cenab-ı Hak bize bir hazine verdi. Bu da bizim Halil-i İl sınırlarında. Göbektepe. Cumhurbaşkanımız çıktı. 2019 yılında Göbektepe ilan etti. Doğru mu? Belki bizim halkımızın yarısı orayı görmemiştir. Doğru mu? Neden? Tanıtımımız yok, yolumuz yok. Yazın orası 55-60 derece. Orada bir konaklama yok. Yani şöyle diyelim, dışarıdan oraya misafir getirmeyi bırak. Şanlıurfa'da kimi Şanlıurfalıların görmediği bir yerden bahsediyoruz. Aynen. Tarihin sıfır noktası, evet. Ve 2019 yılında Göbekli Tepe yılı ilan edildiği bir zamanda Şanlıurfalı çıkıp da Göbekli Tepe'yi görmemiş. Aynen. Bu arada bugünlerde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin bizim hakkımızda konuşmaya başlıyor. Daha önce Halfeti ve Bilecik olduğu gibi. Rahat olsun. Ben Urfa'nın bir karışını ona vermem. Ben buradayım. Urfa, bakın ben, yani Urfa beni nasıl tanır biliyor musun? Saygılı bir insanım. Küçükle küçük, büyükle büyük. Her kesimden benim arkadaşlarım, dostlarım var. Bakın benim partilerle ya da adaylarla hiçbir sorunum, sıkıntım olamaz. Eğer ki biz onlara gitsek, bu bize zaman kaybettirir. Mustafa Bey de benim yıllardır aile dostum, arkadaşım. Mehmet Bey de öyle. Ama ben dedim ki, ben bu işi iyi biliyorum. Size bir şey söyleyeceğim. Bir firma dünyaya bir telefon tanıttı. Reklamlarında Halfeti'mizi gösterdi. Doğru mu? Biz Halfeti'yi ne kadar tanıtabildik? Halen eski yol. Hafta sonları gidin, otopark yok. Aracınızı bir yere park edemiyorsunuz. Ondan sonra yolumuz biraz sıkıntılı biliyorsunuz. Neden biz çalışmıyoruz? Neden eldeki imkanlarımızı kullanmıyoruz? Urfa'nın 4 tane girişi var. Biz sahip çıkmazsak başkaları sahip çıkacak. Aynen. Ama rahat olun. Ben Urfa'nın santimini kimseye yedirmem. Şunu da söyleyelim. Yani evet. Göbekli Tepe'yi alıp da bir başka yere götürecek değil. Kimsenin haddi de değil, kimsenin gücü de yetmez buna ama. Mümkün değil. Yani şimdi bu tarz açıklamalar yaptığımız zaman yani biraz da kendimizde kabahati bulmalıyız. Aynen. Bundan bahsediyoruz. Sorun bizde. Bizim biraz daha bir olup değerlerimize sahip çıkarsak. Aynen. İnsanlar da bu tarz cümleler, kullanıma açık olan cümleler kullanmamış olurlar. Şimdi bakın. Son günlerde uçak seferlerimiz de elimizden alındı. Şimdi Urfa'nın 2,5 milyon nüfusu yok mu? Yüzlerce, binlerce sanayicimiz, iş adamımız yok mu? Neden bizim seferlerimiz kısıtlı? Neden hep aktarmalı? Bir Antalya seferimiz yok, bir Trabzon seferimiz yok, çeşitli illere seferlerimiz yok. Siz de yaşadınız, ben de yaşadım. Bir misafirimiz geldiğinde ya da biz yolcumuzu götürdüğümüzde telefonu elimize alıp hava durumuna bakıyoruz. Acaba uçak iner mi inmez mi? Tamam oldu bitti yapıldı bu. Şimdi Urfa'nın 4 tane girişi var. Diyarbakır, Gaziantep, Akçakale ve Mardin. Akçakale yolu uluslararası bir yoldur. Halini görüyorsunuz. Doğru mu? Gaziantep girişi hakeza, Mardin girişi, Şanlıurfa'mızın bir tek yeşil alanı Diyarbakır girişinde. O da daha havaalanından sonra 15-20 kilometre bir yeşilimiz var. Bir şey soracağım size. Neden ameliyat elbiseleri yeşildir? Hiç düşündünüz mü? Gözü dinlendirdiği için. Bakın.
Cenab-ı Hak bize Fırat'ı vermiş. Haran Ovası'nı vermiş. Ama maalesef ki değerlendiremiyoruz. Şimdi bakın, diyor ki insanı yaşat ki devlet yaşasın. Biz kopuk büyüdük. Nasıl alıştık biliyor musunuz? Bugünkü internet ortamı, televizyon ortamı falan olmadığı için adaylar geldi, sadece isimlerini duyduk. Bize vaat ettiler, gittiler. Benim anlatacağım sorunları var ya, sabaha kadar siz dinleyebilirsiniz. Sohbetim de güzeldir. Benden zevk alırsınız. Bakın, bize kalktılar, bir tane 1700 yataklı hastane vaat ettiler. Defalarca da gelip birer türek harç attılar. Hastanemiz nerede? Nerede hastanemiz? Yok. Şimdi bizim bir hastamız olduğunda neden biz Antep, Adana, Ankara, İstanbul'a gidiyoruz? 2,5 milyon Urfa. Bugüne kadar hep %65-70 iktidara destek veren bir yer. Urfa'nın kalesi. Bunu kimse inkar edemez. Neden bizim bir tam teşekküllü hastanemiz yok? Ben 4 tane büyük hastane ile görüştüm. İmperial, Medicana. İsim vermeden söylerse gel. Tamam. 2 tane de özel üniversite ile görüştüm. Ben bunları Urfa'ya getireceğim. Ama nasıl? Gerekirse yüzdeyle, gerekirse kiralamayla, gerekirse şehrin mülki amirleriyle. Ben hiçbir zaman hayatım boyunca hiçbir şeyi tek başıma karar almadım. İstişareye. Ben bunları buraya getireceğim. Her bir hastanede 1000 tane istihdam olsa ne olur? Bizim memleketimiz. Burada büyüdük, burada doğduk. Şimdi ben evde hepsini yazdım ama o kadar doluyum ki ben hiç bakmadan sizinle sabaha kadar konuşabilirdim. Ben bahçeli evler trafiğini çözdüm. Ben başkan olursam bahçeli evlerde bir tane aracın park ettiğini göremezsiniz. Kendime göre projelerim var. Ben Celalettin Güvenç Bey'e Urfa trafiğini çözdüm dedim. Valiyken her cuma beni arayan insan belediye başkanı olduktan sonra telefonlarıma bakmadı. Ve ben usanmadan gittim, kapısını çaldım. Dedim ki ben sizden bir şey istemiyorum ki. Benim en büyük isteğim ne biliyor musunuz? Ben dua istiyorum. Ben bu saatten sonra şan, şöhret, makam peşinde değilim. Ben belediye başkanı olursam makam arabası kullanmayacağım. Kullanamam. Kendi aracıma bineceğim. Fuzuli bütün kiralık araçları iade edeceğim. Bir otomobil kirası 3000 lira. 3000 şoförü, 4000 yakıtı. Bunu aksini iddia eden olursa tartışırım. 10.000 lira. Neden? Kimin parasını veriyoruz? Bütün israfı önleyeceğiz. Elimizdeki imkanlarımızı halkımıza vereceğiz. Bana 100 kişi derse ki Allah razı olsun, sen şimdiye kadar neredeydin? Hem Urfa şanslı hem Halilye. Reşat Altını gibi bir aday var şu an. İsmim gibi. Yıllarca biz bu insanlara şans verdik. Ne oldu? Verin dediler, ekonomi düzelsin. Verin, ortam bozulmasın. Verin, istikrar sussun. Verdik, verdik, verdik. Elde ne var? Hiçbir şey yok. Neden bir yöneticilik yapamıyoruz? Sıkıntımız ne? İstemesini bilmiyoruz. En büyük sıkıntı bu. Şimdi mesela diyelim ki bakın ben çok araştırırım. Bu yıl bize Şanlıurfa'mıza 1.100.000 tane turist gelecek. Bunun 600.000'i Çinli ve Japon vatandaşı. Rezervasyon yapılmış şu an, bitmiş. 1.100.000. Bizim yatak kapasitemiz 2600 ama
İhtiyaç 6000. Şimdi arkadaşım, senin bu kadar imkanın var. Bakın ben tekrar söylüyorum, benim partilerle, adaylarla işim yok. Şimdi siz trilyonlar verip belediye başkanı oluyorsunuz. Bir meclis üyesi 200 bin, 300 bin lira para ödüyor. Amaç ne? Şimdi sen bir tarlaya ekiyorsun. Eğer ki biçmeyeceksen niye ekiyorsun? Annem geldi bana dedi ki, doğru söyle dedi, sen adaylığa ne kadar verdin? İl başkanımız burada. Tek kuruş ödemedim. Ödemem. Niye ödeyim? Biz başkanımla beraber çok istişarelerde bulunduk. Halkın karşısına çıktık. Bakın ben, belki siz beni ilk defa tanıyorsunuz. Doğru mu? İlk defa gördünüz. Olabilir. Ben halkın içindeyim her gün. Ben tam 14 gündür start vermişim. Küçük, büyük, esnaf, anne, abla, herkes beni bağrına basıyor. Bana ne diyorlar biliyor musun? Biri gelse karşımıza çıksın. Benim param yok, onların yüzü yok. Bakın, ben her gün halkın içindeyim. Onlar TV'lerde, billboardlarda. Ne kadar para harcandığını biliyorsunuz değil mi? Her tarafta afişleri var. Zerre kuruş para ödemiyorlar. Yandaşlar ödüyor. Genel merkez kesenin ağzını açmış. Ama halkın içinde değiller. Cuma günü gelecek büyüğümüz. Ondan cesaret alıp karşımıza çıkacaklar. Ama gördünüz geçen gün Balıklı Göl'de bakanı yuhladılar. Elektrik problemi. Biz sizi getirmedik mi? Biz sizi göndereceğiz. Zaten Avrupa'da, Amerika'da eviniz var, bankalarda paranız var. Gidin kardeşim. Selam verdik, borçlu mu çıktık size? Gidin ya. 82 milyon vatandaşı olan bir devletiz. Bizi yönetecek biri illaki vardır. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. 1980 yılında Kenan Evren Şanlıurfa'ya geldi. Tugay'da miting yaptı. Ben dedim meraklıyım. Gittim. Kenan Evren şöyle bir şey dedi. Dedi ki biz 1 kilo buğday verip 10 litre akaryakıt alıyoruz. Bugün 10 litre akaryakıt 65 milyon. Buğday ne kadar? 1,5 milyon. Ve ne yazıktır ki biz buğdayı ithal ediyoruz. Biliyorsunuz değil mi? Neden? Fırat'ımız var, Harlan'ımız var, Ova'mız var. Ülkemizin değişik yerlerinde. Bugün Türkiye'mizde her şey var. Ama bizi nereden vurdular biliyor musunuz? Alım gücü yok. Hani derler ya deve bir pula geldi ama pul yok maalesef. Şimdi özür dilerim. Belki benim için uzatabilirsin. Ben zevk alırım. Şimdi o kadar sıkıntılarımız var ki. Mesela siz sorun ben size cevap vereyim. Seçim çalışmaları kapsamında vatandaşla birlikte izlediniz. Evet, her vatandaşla gün kucaklaştığınız zaman ilk anda ne gibi tepkiler alıyorsunuz? Bir de bu kuruluklaşmış sorunlardan bahsettiniz. Vatandaşın dile getirdiği sorunlar da var mı bunun yanında? Şimdi bakın, ben size bir şey söyleyeyim. Basit bir şey. Ben 4 tane semtte bir ofis açacağım. Her semtte bir ofis. Bir görevli, bir masa, 4 koltuk. Şey yok, lüks yok, ofis değil. Öyle insanlar var Türkçe bilmiyor. Öyle insanlar var okur yazar değil. Öyle insanlar var yaşlı. Derdini kime anlatacak? Ben o ofislerde kapalı zarf usulü. Benim dışında kimse açamayacak. Ben ve arkadaşlarım açacağız, okuyacağız, yardımcı olacağız. Ben bu saatten sonra bir tek Cenab-ı Hakk'ın rahmetine muhtacım. Benim hiç kimseye Allah'a şükürler olsun. Anlam açık. 170 tane mahallemiz var. 170 tane de kanaat önderi bulacağım. Her mahallede sevilen, sayılan bir insan. Ben bunlarla her ay en az bir defa görüşeceğim. Sorunlarını dinleyeceğim. Bakın ben 14 gündür dışarıdayım var ya.
yemin ederim spot pazarında iki adam bana sarılıp ağladılar. Yeter diyor. Yeter. Şimdi ben sizden memnun olsam, siz benden memnun olsanız niye ayrılalım? Mümkün mü? Ayrılmayız. Ama artık bir memnuniyetsizlik var diyorsun. Tabii ki canım. Çıkın bakın. Sorun, soruşturun. İnsanların dertlerini sorun. 2000 lira asgari ücret alan bir insan var ya, ne yiyor biliyor musunuz? Bulgur pilavı, makarna, köfte. Bunun dışında bir şey yiyorsa kesin başka bir geliri var. Bakın biz, siz de biliyorsunuz. Sona doğru geliyoruz. Evet. Biz, bakın ben şov peşinde değilim. Şovu kim yapar biliyor musun? Soğan depolarını basanlar yapıyor. Biz bir tane adamı gönderdik. Güzel bir mevkiye gönderdik. Ne yaptı? Çıktı dedi ki ben size ucuz et getireceğim. Sen o eti gördün mü? Aldın mı yedin mi? Ben bunu soruyorum senden. Ne oldu? Şov. Bizde şov yok kardeşim. Ben 24 saat halkımın emrindeyim. Bakın biz son olarak bir şey söyleyeceğim. Genel başkanımız bir konuşma yaptı. Ben vatanını, devletini, ezanını, toprağını seven bir insanım. Ne dedi biliyor musunuz? Dedi ki biz dedi Osmanlı Devleti'ni obalarda, çadırlarda kurduk. Maalesef ki bugünkü hükümet çadırlarda domates, patlıcan satıyor. Hiç işiniz kalmadı. Derdiniz domates, patlıcan mı? Yakışır mı bu bize? Biz bunu hak etmedik. Ama ben en başta ben Mustafa Reşat'la biz bu hükümete bir defa sarı kart gösterdik. Anlamadılar. Şimdi kırmızı kartı gösteriyorum. Ve ben Haliliye'nin hizmetkarıyım. Urfa'nın öz evladıyım. Peki Sayın Dağ, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Son bir iki cümlenizi alacağım sizden. Ben burada kamuoyuna şunu duyurmak istiyorum. Biliyorsunuz Mersin'de çok üzüntülü bir hadise yaşadık. Bizim Büyükşehir Belediye Başkanı dayımızın evrakın YSK geç teslim edilmesinden dolayı. Evet. İnan biz bunu Urfa'da da yaşayacaktık. Nedeni de ben burada kamuoyuna duyurmak istiyorum. Bizim partimizin gerçekten ülkemizde teveccühü, partimize olan ilgi alaka gün be gün artmakta olduğunu diğer partililer bunu fark edince içimizde ben artık hain çetesini söyleyeyim. Diğer partilerin ajanını söyleyeyim. Yani bir koordinesizlik yok orada. Bile isteye kasıtlı yapılan tabii, bir şey. Tabii. Özellikle aynen. Şunu da ifade edeyim. Biz bu hadiseyi Urfa'da da yaşayacaktık. Biz de bu konuda üzen arkadaşlarımız vardı. Biz bunu fark ettik. Ben kendim Karaköprü Belediye Başkanı adayı ve El Cümen listesini il başkanı olarak kendim teslim ettim. Çünkü teslim edilmeyecekti. Ben bunu fark ettim. Hemen müdahale ettim. Bundan dolayı ben Türkiye'deki bütün teşkilatlarımızdaki bu ihanet çetesi, bizi yıpratmaya çalışan insanlara bir mesaj vermek istiyorum. Kimse bizi davamızdan yıldıramayacaktır Allah'ın izniyle. Çünkü biz Allah'a inandık, zafer inananlarındır. Biz vatanımızı seviyoruz, devletimizi seviyoruz. Biz geleceğimiz olan çocuklar için güzel bir ülke inşa etmek istiyoruz. İnşallah. Buna hiç kimsenin ne engeli ne de bize karşı duracak kudreti gücü olacaktır. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Tüm bizi izleyen değerli kardeşlerime saygı ve selamlarımı iletiyorum. Sayın Çakmaklı, Sayın Dağ'a teşekkür ediyoruz programımıza konuk olduğunuz için. Son bir şey söyleyeyim. Son bir cümle. Evet. Bana yarım saat yetmiyor. Evet yetmiyor. Burada söyleşimize virgül koymuş olalım o zaman. Daha seçimlere biraz daha vakit var. İnşallah yine görüşürüz. Bir başka zaman yeniden sizleri stüdyomuzda ağırlamayı isteriz İnşallah. Efendim. Tekrar teşekkürler ayaklarınıza. Sağ olun çalışmalarınıza. Başarılar diliyorum. Sağ olun. Sevgili izleyenler şükürden özellikle ekranlarınızdaydık. Bir başka programda yeniden karşınızda olmak dileğiyle efendim. Hoşçakalın.